Şehir mezarlığı burası, Kapıçam. Yanımızda da kıymetli bir konumuz var. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya. Sayın Bakan, hoş geldiniz efendim haber yayınına. Teşekkür ediyorum. Acının yıl dönümü, asrın felaketi, acılar halen taze. Arkamızda yaklaşık 10 bin kişinin bulunduğu mezar var. Cumhurbaşkanımız da bugün burada. Birkaç kelimeyle duygularınızı almak isteriz. Tabii bundan bir yıl önce 6 Şubat asrın felaketinin seneye devriyesi. Bir yıl tamamlandı ama acılarımız hala taze. Az önce deprem şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diledik. Onlarla beraber üzüldük, ağladık. Gerçekten çok büyük bir felaketti. Kış günü, hava soğuk. 4.17'de birinci depremle sarsıldık, Pazarcık depremiyle. Herkes uykudaydı. Herkes uykudaydı. 7.7. Ondan 9 saat sonra Elbistan. Allah'tan o zaman hepimiz dışarıdaydık. Arama kurtarmayla uğraşıyorduk. Ve Elbistan 7.6 depremiyle. İki büyük deprem ve ondan sonra her zaman kesilmeyen artçılar. Çok büyük bir şoktu. Ama devletimiz, milletimiz bu zor günlerde yine asrın dayanışmasını, asrın birlikteliğini gösterdi. Bunu da tüm dünya gördü. Halinde bunu görmeye, göstermeye devam ediyoruz. Edeceğiz Allah'ın izniyle. Bugün Maraş'tayız. 3 gün önce biliyorsunuz hak sahipliği ile ilgili dünya tarihinin en büyük konut seferberliğini şahitiz, yapıyoruz. 46 bini tamamlandı değil mi efendim? İlk etapta yani seneye devriyesinde 46 bin. 3 gün önce Hatay'da, 2 gün önce Gaziantep'teyiz ve bugün depremin merkezi olan, depremin ismini verildiği şehrimizdeyiz. Bu depremlerde 53.537 canımızı yitirdik. Mekanları cennet olsun. Cenab-ı Allah yakınlarını, milletimizi cennette cem eylesin. 107.213 yaralımız var. Rabbim onlara güç kuvvet versin, şifalar versin diyoruz. Tabii ilk anından itibaren müdahale ve iyileştirme ile ilgili İçişleri, AFAD olarak hem devlet, millet olarak el ele hem de aynı zamanda 40 dakika sonrasında biz 4. seviye çağrıda bulunduk. Dünyaya dedi ki büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Dost ve kardeş ülkeleri beklediğimizi söyledik. Ve 11.488 arama kurtarmacı profesyonel ekipler geldi. 93 ülkeden. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andaki talimatlarıyla kabinemizin hemen hemen tüm bakanları bu bölgelere geldi. Hatırlayın o günleri. 58 koordinatör, valiler, kaymakamlar. Onu tam da onu söylüyordum. 58 il valimiz, özür diliyorum, 59 il valimiz ve mülki idare amirlerimizin 708'i bu bölgelere geldi. Hemen dağıtıldı. AFAD merkezimizde zaman zaman Cumhurbaşkanımız var ama onu temsilen devamlı Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcımız orada, bazı bakanlarımız da oradan, sahada bakanlarımız, il valilerimiz, tüm arama kurtarma, 35 bin arama kurtarma, 11.488 yurt dışından 142 bin güvenlik görevlisi. Toplam 650 bin personel görev yaptı. İnanılmaz bir organizasyon ve operasyon. 23 gün 24 saat bize yetmedi. 24 saat her nefeste bir canı daha kurtarabilir miyiz gayreti gösterildi. 8 bin can kurtarıldı. Sesimizi duyan var mı sesiyle, sadece orada sessizlikle ilgili duyurular, ikazlar değil, sanki 85 milyon nefesini tuttu. Hatırlayın o günleri. Allah tekrarından korusun diyoruz. Ama iyileştirme ile ilgili ilk andan itibaren çadırlar, 1 milyon üzerinde çadırlar dağıtıldı. 2,5 milyon yakın insanımız çadırlarda misafir edildi. 1 milyon 188 bin insanımız KYK ve MEP yurtları başta olmak üzere devletin misafirhanelerinde onlar ikamet ettirildi, bakıldı, barındırıldı. 3,5 milyonun üzerinde insanımız çok kısa süre içerisinde tahliye edildi ve Türk Hava Yolları destan yazdı. 2 milyonun üzerinde Türk Hava Yolları bu başka vilayetlerdeki akrabaların yanına gitmek isteyen, taşınan arkadaşlarımıza, depremzede vatandaşlarımıza yardımcı oldu. On binlerce sefer yapıldı. Evet, on binlerce seferler yapıldı. Bunlar biz böyle bir anda bir çırpıda söylüyoruz ama yani olağanüstü günlerdi ve gerçekten
Üçlü devlet refleksi mi diyoruz buna Sayın Bakanım? Hem devlet hem de millet olarak 85 milyon devletiyle kenetlendi. O yüzden biz buna aslın dayanışması ve artık aslın birlikteliği diyoruz. Ve birinci yılda 41 bini ilçe merkezlerindeki konut, 5 bini de köylerdeki köy evlerimiz. 46 bin konutun kurallarını hemen kısa süre içerisinde, Şubat ayı içerisinde tamamlayacağız ve yine Cumhurbaşkanımızın her anını takip ettiğini söylemek istiyorum. Yani evet, deprem şehitlerimizi geri döndüremeyiz ama geride kalanları dimdik geleceğe umutla bakmak, yaşama sımsıkı tutulmak, devletinin, milletinin kendisi için yaptıklarının farkında olarak hayata, tekrar ediyorum, sımsıkı tutulmalarıyla ilgili daha güvenli, daha sağlıklı, daha modern evler yapmakla ilgili kararlı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta söylüyor. İşte bugün Kahramanmaraş'ta 9.278 konutun kurasını çekeceğiz. 20 bini olanca hızıyla yapıma devam ediliyor ve yine yıl sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi 200 binin üzerinde konut Allah'ın izniyle hak sahiplerine teslim edilecek. Sadece 2024 yıl içerisinde. Sadece bu yıl içerisinde ve her ay kura çekeceğiz. Birinci ay işte Şubat ayında, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve ekibini takdir etmek lazım. Olağanüstü çalışıyorlar. Ve bizim kabinemizde İçişleri Bakanlığı, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği, bütün bakanlıklarımızın her birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatına birinci gündemi şu: önce deprem bölgelerinde yaraları sarmak ve biz devlet sözü verdik. Hükümet sözü verdik. 85 milyon sözü verdik. Bu sözümüzü Allah'ın izniyle gerçekleştirmek zorundayız. Bu minvalde, bu şuurda, bu heyecanla çalışıyoruz. Buradaki acılı yürekleri o hak sahipliği kurasında anahtarlar verdiğim zaman bir nevi acılarını gidermek ve tekrardan sıcak yuvalarına kavuşma heyecanını yaşamak istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Bize güvendiklerini biliyorum. Her fırsatta hayır dua ettiklerini biliyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sabırları, anlayışları, tevekkülleri için kendilerine minnettarız. Bu büyük acının karşısında yılmadılar, yıkılmadılar. Devletine, liderlerine, milletimize güvendiler. Ve Allah'a hamdolsun ki daha bir yıl 46 bin konut ve dediğim gibi 200 bin konutla beraber bunları sahiplerine buluşturacağız. Şunu da söylememiz lazım. Sadece deprem konutları, iş yerleri, ahırlar değil yapılanlar. Aynı zamanda bu şehrin hadimi olan devlet kuruluşlarının, kurumlarının, tüm hizmet binalarından yıkılanların yerine yenisini yapmak. Güçlendirmek gerekiyorsa etüt araştırma sonucu onların yeniden yapmak. Şehirlerin meydanlarını, şehirlerin hastaneleri, yani demin de söylediğim gibi tüm kurum ve kuruluşlarının neyi geride kaldıysa, hizmetten geride kaldıysa bunları tamamına erdirip tekraren şehirlerimizin hizmetine sunmak. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişti, şehirleri eski halinden daha görkemli, daha ihtişamlı hale getireceğiz demişti. Birlikte bunu göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize vermiş olduğu o sözün gereğinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Buralardan gitmiyoruz. Bütün bakanlarımız burada. Bütün devletimizin kurum ve kuruluşları burada. STK'larımız burada. Her birine minnettarız. İnanın, teşekkür etmek için bir liste yapacak olsak listeler yetmez. Ama gelin şöyle söyleyelim. Gerçek anlamda burada depremzedelerin yaralarına merhem olmak için başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız şahsında emeği olan herkese, ama herkese ben yürekten şükranlarımı arz ediyorum. Ve bugün çok özel bir gün. Bu gece çok özel bir gece. Miraç gecesi. Duaların kabul olduğu çok özel bir gece. Dua ediyoruz. Cenab-ı Allah ülkemizi, milletimizi, tüm gönül coğrafyamızı mübarek Miraç gecesini ben tebrik ediyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz daim olsun diye dua ediyorum. Allah bu minval afetlerle bizleri ve tüm insanlığı korusun, imtihan etmesin diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün burada. Bugün karşılayacağız. 13.30 gibi inşallah heyetiyle beraber gelecek.
Burada bir başsağlığı ziyaretinde, mezar ziyaretinde bulunacaklar. Akabinde az önce de ifade ettiğim gibi üniversitemizdeki kapalı salonumuzda hak sahibimiz, hemşehrilerimize, kıymetli Kahramanmaraşlarımıza beraber orada kura ve anahtar teslim töreni yapılacak. Son olarak şunu soracağım Sayın Bakanım. Vatandaşlara bir çağrınız var mı? Malum deprem ülkesiyiz. Hani hep ders aldığımızı söylüyoruz ama maalesef bugüne kadar alınmadı. Bir çağrınız var mı vatandaşlara? Afetler bizim elimizde olan şeyler değil. Doğal afetler tamamen bizim dışımızda. Afetlere eğer engel olamıyorsak, afetlere karşı bilinçli ve dirençli olmakla ilgili gayret göstermeliyiz. Birey olarak, hane olarak, toplum olarak, millet olarak, devlet olarak. Her şey kendi nefsimize başlıyor. Dolayısıyla her türlü afete karşı kendimizi korumakla ilgili temel bilgilerden başlamak üzere her şeyden önce oturduğumuz konutlar, yaptığımız evler, o bizim meskenimizin, mahremimizin depreme karşı dirençli olup olmadığını en iyi bilen biziz. Bununla ilgili 6 Şubat'tan sonra ve 6 Şubat'tan da önce aslında risk yönetimiyle ilgili hükümetimizin, devletimizin açıkladığı pek çok kentsel dönüşüm adı altında söylediğimiz pek çok kampanyalar var. Lütfen ama lütfen bunlara oturduğu binanın, meskenin durumunu en iyi bilen kendisi olarak bunu görüp bununla ilgili yapılabilecek ne varsa ve hükümetin getirdiği fırsatlar neyse rica ediyorum. Onlardan en kısa zamanda faydalanmak noktasında acele etsinler. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Sağ olun efendim. Evet, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya canlı yayın konuğumuzdu. Sözü tekrar size bırakalım Gökhan.